hastalıklarına gelelim isterseniz. Evet, kadınlarda birçok hastalık var. Efendim, en tehlikeli hastalık da nedir? Bayanlarda bağırsaklarındaki mantarın vajinaya geçmesi. Buradan da rahim ve yumurtalıklara mantar yerleşirse, mantarın üretmiş olduğu toksik madde, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler ne yapar? Rahim ve yumurtalıkları yakar. Hormon anormalliklerine sebep olur. Doğacak çocuğu zehirler. Kadınlarda çok pis kokulu akıntılara sebep olur. Beyaz peynirimsi pis akıntı olur. Bir, tedavi edilmezse sarımsı bir akıntıya dönüşür. İki, tedavi edilmezse kahverengimsi akıntıya dönüşür. Üç, tedavi edilmezse kansere dönüşür. Dört, yani mantar da virüsle birliktedir. Koloni şeklinde çalışır. Mantar olduğu zaman bağışıklık sistemi zayıfladığı için, vajina mukosası zayıfladığı için virüs, genital sihir, genital herpes kadınlarda hızla, bağışıklık sistemi zayıfladığı için hızla bu hastalığı kapar. Nasıl kapar? Diyelim ki herhangi bir büroda çalışıyor. Alafranga, tuvaleti kullandı. Kendisinden önce başka birinde hastalık varsa otomatik kapar. Yani cinsel yönle kapı, genital sihir, genital herpes kapar diyorlar ya. Tuvaletten de kapar. Bu nedenle aslında alafranga, tuvalet kullanmak çok çok tehlikeli. Mümkünse eski usul alaturka kullanmak gerekir. Tuvalete gidiyorsa kişi, yoksa hayatı kayabilir. Genital sihir, genital herpes tehlikeli. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Oğulotunun birleşimindeki etirik yağlar genital sihir, genital herpese karşı etkili. Çay ağacının birleşimindeki etirik yağlar etkili. Bununla ilgili güzel araştırmalar var. Bayanlarda adet düzensizliği, adet anormalliği varsa buna karşı da ne var elimizde? Hayıt. Hayıtın tohumu Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde yaban olarak yetişir. Bayanlardaki adet anormalliklerini düzenler. Adet öncesi ağrıları, sancıları yok eder. Premenstrüel sendrom dediğimiz adet öncesi rahatsızları yok eder. Adet düzenleyici. Bayanda hormon yetersizliği varsa, az adet görüyorsa, adet görmüyorsa 10 numara veyahut da erken menopoza girmişse bunun için kadın otu var. Cimucu, fugara, kamboza. Buna kara yılan kökü denir. Bunlar için adet öncesi ağrısı, sancısı olan, gerilen, strese giren, hormon anormallikleri yaşayan kişi, bayanlar, hayıtı kullandığında hayıt adet anormalliklerini önler, adet düzenleyici. Mesela bununla ilgili Marburg Üniversitesi, jinekologların, kadın hastalıkları uzmanlarının asla çocuğu olmaz dedikleri bayanlar üzerinde hayıtla klinik araştırması yapılmıştır. Ha, hayıt deyince şöyle anlamayalım. Mesela bu hayıtın tohumu. Hayıtın tohumunu bazıları alıyor. Ne yapıyor? Değirmeninde öğütüyor. Kapsüle dolduruyor. Al sana ilaç. Olmaz. Bunun birleşimindeki etken madde nedir? %2,5-3. Siz bunu tohumundan hap yapmaya kakarsanız etkisi de %2,5-3'tür. Olmaz. Bunu damıtarak destilasyon yani suyla veya ekstraksiyonla alkolle içindeki etken maddeyi alırsınız. Ekstraktını kullanırsınız. Hap, damla, traje yapımında. Bazıları 50 kuruşa yani paradan kaçıyor. İnsan sağlığıyla oynuyor. 50 kuruşa mal edip 100 liraya satıyor. Ekstrakta yaparsa pahalı. Onu yapmamak için bunu yapıyor. Vatandaştan sonrası anlamıyor diyor. Böyle bir kanun çıkıp bunun önüne geçilmesi gerekir. Bitki karışımlı olmaz. Bitkinin ekstraktından hap damla draje olur. Bu nedenle biz böyle bir ürün geliştirdik. Hayıtın birleşiminde hayıt tohumunun ekstraktı, kadın otu kökünün ekstraktı, civan perçemi ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşur.
10 numara. Her türlü adet düzensizliklerine, hatta kısırlığa karşı etkili. Fakat diyelim ki işte bayanda efendim vajinasında mantar yerleşti. Bağırsaktaki mantarlar vajinaya yerleştiyse ne olacak? Mantardan kurtulmadıkça pis kokulu akıntılar ve burada mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler rahim ve yumurtalıklara zarar verir. İleride problemler doğar. Bunun için nedir bu? Çay ağacı yağı. Çay ağacı yağı, aslında çay ağacıyla çayla ilgisi yok. Bitkinin adı öyle. Melaleuca alternifolia. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapmıştır. Tırnak mantarına karşı etkili. Vajinadaki pis kokulu akıntılara karşı etkili. Ve yüzde ağızda uçuğa karşı, herpese karşı etkili. Bunu zamanında keşfetmişler 200 yıl önce. O günden bugüne kadar bu çeşit rahatsızlarda çay ağacı yağı kullanılır. Mükemmel. Nasıl kullanılacak? Mesela vajinasında pis kokulu mantarlar olan kişi 3-4 damla tampona damlatıyor. Fitil gibi vajinasına sürüyor. O kadar. Sabah, öğle, akşam. Günü 3 defa yaparsa çok kısa sürede iyileşir. Herhangi bir problem yaşamaz. Yan etkisi yok, zararı yok. Bir de kadın otu var. Kadın otu, buna cimici fugaraka moza denir. Cimici fugaraka moza denmesinin sebebi, Latincesi Türkçe karşılığı kara yılan kökü. Siyah uzun bir kök. Bu nedenle kara yılana benzediği için kara yılan kökü denir. Bunun erken menopoza giren, adet görmesi kesilen veyahut da adet gördükten sonra problem yaşayan bayanlar için bu östrojen hormonundan daha etkili ve yan etkisi yok. Mesela son yapılan araştırmalarda menopoz nedeniyle problem yaşayan bayanlara ne veriliyor? Hormon veriliyor. Hap veya orasına burasına flaster şey yapıştırıyor böyle. Hormon içeren. Ne oluyor? Bu kansere sebep olduğu, sentetik olduğu için östrojen hormonu sentetik olarak alınırsa kansere sebep oluyor. Bu nedenle tehlikeli, tehlike arz ediyor. Oysa cimici fugaraka moza, yani kadın otu, menopoz, normal zamanında menopoza giren bir bayanın yaşamış olduğu ateş basması, gerilim, stres, bunalım. Hatta bir bayanla ben bir konuşmuştum da, ya intihar etmek istiyorum demişti. Tövbe estağfurullah dedim. Dedi ki benim durumumu bilemezsin. Çok ağır hormon anormalikleri yaşıyor. Hiç problem değil. Kadın otu var. Kullanırsın, rahatlarsın. Kullanırsın, rahatlarsın. O kadar kolay. Dünyada en çok tanınan, bilinen menopoz için bu ürün mükemmel. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. %100 doğal.